Evet, bu gördüğünüz şekerci otu. Şekerci otu eskiden şeker yapımında renk verici olarak kullanıldığı için adı şekerci olarak ot olarak kalmıştır. Şekerci otunun kökü çok çok önemli. Eskiden şekerci otunun köküyle ilgili klinik araştırmalar yapılmış ama homopatide, homopatik olarak renk bezlerini temizleyici, aratıcı, güçlendirici, bademcik iltihaplanmasını önleyici birçok özelliği var. Fakat bunun kökünün bir gramı dahi kusturucu, bulantı verici. Yani fazlası zehirli. Bir gramından fazlası zehirli. Bu nedenle kullanılması mahsurlu. Bunun yerine lenf rahatsızlıkları için biz zerdeçal forte ürettik. Zerdeçal forte lenf rahatsızlarında şekerci otundan daha etkili ve yan etkisi yok. Artı yoğurt otu forte. Yine aynı şekilde lenf rahatsızları için etkili ve yan etkisi yok. Bademcik iltihaplanmasına ise ada çayı daha etkili olup şeker otunu kullanmayalım mahsurlu. Eskiden kullanılmış. Fakat bademcik rahatsızlarında ada çayı forte diye çok güzel bir formülümüz var. Lenf rahatsızlıkları için zerdeçal forte diye çok güzel formüller geliştirdik. Yani şeker otunu kullanıp da rizikoyu girmeyelim. Kendimizi tehlikeye atmayalım. Hürmetler, saygılarım.